Doğan Aydal hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Ee, hocam bir kriz var ki en son açılmış görünüyor. Termik santraller ve üzerine koyulan fitre. Şimdi öncelikle e, termik santral neden önemli? Termik santral nedir? Bir de bu üzerine konulan fitre neden önemli? Neden tartışma konusu oldu? Bize birkaç bir, bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ama bir cümleyle başladınız. Bu problem önlenmiş diye. Ee, öncelikle samimi olarak bir vatandaş olarak şunu merak ediyorum, sayın cumhurbaşkanımız aynı zamanda Ak Parti'nin başkanı. Yani bize şunu mu demek istiyorlar? Ak Parti'de bir e, kanun düzenlendi, bu kanun meclise gitti, oylandı, geçti, ama sayın cumhurbaşkanımızın haberi yok. Her nasılsa geçmiş olan bu kanun sayın cumhurbaşkanımızın onay için gittiğinde haberi var ve veto ediyor. Bu bana çok samimi gözükmedi. Ama derdim bugün bu değil. Sadece topluma sunulan imaj şu. Yani bir filtre problemleri var bu termik santralların. Bu filtreyi taktık mı toplumun bütün problemleri çözülecek. Ben bunun böyle olmadığını anlatacağım. Buyurun Şimdi hocam. termik santral nedir? Bizim bir sonraki slaytlarda önce neye yol açtığını resim olarak göstermeyi istiyorum. Bir, bir slide sonrasına daha gider miyiz? Bu görüntüler gerçek görüntüler, Türkiye'den görüntüler. Bir sonraki, bir sonraki lütfen, bir sonraki gerçekten havayı son derece kirleten bir e, teknolojiden bahsediyoruz. Bir sonrakine girer miyiz lütfen? Şimdi Türkiye'de bizim milli bir servetimiz var, linyitler. Linyitlerin temel özelliği düşük kalorili olması. Yüksek kalorili kömür değil bunlar. Ve maalesef bünyelerinde oldukça fazla kükürt var. Ama gördüğünüz gibi bu yuvarlakların büyüklüğü o bölgedeki linyitin rezervi konusunda fikir vermesi için hazırlandı. Türkiye'de buralarda linyit rezervlerimiz var. Bu bir milli servettir. Şimdi bu kullanılmalı. Benim buna itirazım yok. Sadece kullanılma şeklinde bir teklifte bulunacağım. Ee, bu şekliyle kullanıma itirazım var. Şimdi madem ki bir milli servet var bu ne yapılmalı? Bu kömürler, bu linyitler kullanılarak su buhar faza geçirilir. Buhar faz türbünleri çevirir. Bu türbünler elektrik üretirler. İşin çok özü bu. Şimdi o zaman bu milli servetleri kullanmak için bir kuruma ihtiyaç var. Termik santral dediğimiz santral budur. Bu termik santrallar İlk kurulduğu zaman belki eski yıllarda teknoloji yoktu doğru. Ama şu vurguya katılmıyorum. Yani biz bunlara bir baca takarsak, bir filtre takarsak bütün problemi halledeceğiz. Önce bunu söylemeliyim ki bu topluma pompalanan yanlış imaj ortadan kalksın. Dünyadaki bütün santrallarda iki şeyi yok eder. Bir, SO2 gazının %90-95'ini tutar sülfürden kaynaklanan. İkincisi bu toz, kül vesaireyi elektrostatik bir filtreyle tutar. Şimdi değerli halkımız sanır ki bu ikisini tuttu mu bu problem çözülür. Hayır öyle değil. Biz eğer linyit yakıyorsak ki Türkiye'dekilerin kalorisi düşük ve kimyasal değerlerine baktığımızda anormal derecede bir azot gazı yayılımı var. Anormal derecede bir karbon monoksit yayılımı var ve ozon, o 3 yayılımı var. Bu üçünü tutabilen hiçbir filtre yok. Yani değerli halkımız sanmasın ki, ya biz bu filtreyi taktık mı etraf pirupak olacak, tertemiz bir atmosfer soluyacağız. Hayır, yok böyle bir e şey. Peki Öyle... filtre niye var hocam? Filtre SO2 gazını tutar, %95 maksimum olmak üzere, genelde 90 civarında ve bunu iki türlü tutar. Bir tanesinde demir çeliklerde de kullanılır bu teknik. Su ile temas ettirilerek sülfürik asit üretimi yapılır. Sülfürik asit de ekstra bir kazanç olarak tabii bir masraf ister bu proses için ayrıca satılabilir. Ya da bazik bir malzeme ile yüz yüze getirilir kalsiyum gibi kalsiyum sülfat alçı taşı yapımına giden bir prosesi vardır. O şekliyle tutulabilir. Elektrostatik tutuculara gelince bunlar tozu ve külü tutarlar. Ama bu nihayet bir tutucu o kadar çok toz kül var ki çok süatle bu filtreler tıkanır ve bütün bu sistem çok sık olarak arızaya geçer. Bu sefer işletici ne yapar? Bu sistemi durdurur. Durdurduğu her süre elektrik üretemiyordur. Kendi açısından para kaybıdır onu tekrar temizleyip devreye alacaktır. Bu o kadar çok olur ki bu sefer nasılsa kimse de kontrol etmiyor diyerek bu elektrostatik de, e, tutucuyu devreden çıkartır. Yine tozlar, küller etrafa yayılmaya başlar. Yani hiçbir anlam ifade etmiyor normal şartlar. Teknik olarak etmeyecektir. Çünkü neden? 100 megawattlık bir santral Sadece kükürt dioksit için söylüyorum, 45 bin ton yıl SO2 gazı yayınlar ve diğerlerinin de tonlarını biraz sonra liste olarak göstereceğim ki halkımızın görsel olarak hafızasına bu nakşetsin. Kül yayınlanır, azot oksit yayınlanır, partikül maddeler yayınlanır, hidrokarbonlar yayınlanır, karbon monoksit yayınlanır. Bizim filtreler sadece SO2 gazını tutar ve kül partiküller de biraz evvel ifade ettiğim gibi sürekli arıza yaptığından sonuçta bırakırlar. Ama değerli halkımızın görmediği ya da şu ana kadar söylenmeyen birkaç şey söyleyeceğim. Bunlar çok önemli. Bir sonraki slayta girebilir miyiz lütfen? Şimdi bu termik santralların bulunduğu bölgeler bunlar. Bir sonrakine girelim lütfen. Bu termik santralların şu andaki kurulu gücü resmi 42 sanki varmış gibi, çalışıyormuş gibi adlandırılır. 19.757 megawatt'tır. Kurulum gücü bu kadardır ama Türkiye'deki tüketimi karşılama gücü %40'lardadır. Bu termik santrallar genellikle arızaya geçer ve %60 oranında verimle çalıştığından bu güç bazen termik santrallar kapanır bir ara aktif olarak 17344 MW'a kadar düşmüştü. Yani var olanı da biz tam kullanamıyoruz. Hükümetimiz yeni bir karar aldı. Bu termik santralları artırma kararı aldı. Mevcut kirlilik yetmiyor. Yenilerini ekleyeceğiz. 26 tane daha sırada. Sonrakilere girebilir miyiz lütfen? Bu yapım aşamasındaki e, termik santralların listesi 7 adet bir sonraki e, üretim lisansı alıp yaş yapım aşamasına kadarki e, aşamalardan biridir bu sonra yapım aşamasına girecek 6 tane de bunlardan var bir sonraki lütfen ön lisans alan daha üret bu üretim aşamasına bile gelmeden ön lisans aşaması vardır 7 tane de bunlar bir sonraki lütfen planlanan da 7 tane var. Bir sonraki lütfen. Şimdi bu santrallar tamam ama değerli halkımın bilmediği, dikkat etmediği bazı unsurlardan bahsedeceğim. Bunlardan biri acaba bu bütün bu hava kirliliklerinin bu şehirlerdeki etkileri nelerdir? Ben coğrafi bilgi sistemleriyle Türkiye'deki bütün şehirdeki hastalıkları inceledim. Bir sonrakine girer miyiz lütfen? Bu santralların, bu termik santralların bulunduğu bölgelerde düşük oranı, çocuklarda doğum ağırlığı fazlalığı, otizm, diyabet, ani bebek ölümü, astım, koa, bronşiyolit ve bronşit, zatüre ve zeka geriliğinin %13 oranında daha fazla olduğunu gördük. Ve benzeri araştırmaları yapan kurumlar da aynı sonuçlara ulaştılar. Hani toplumdaki yaygın kanatla kanseri artırıyormuşun dışında bir laf söylüyorum. İstatistiki değerlendirmeleri söylüyorum. Bütün bu değerlendirmeler tesadüf olabilir mi? Olabilir. Ama dikkatlice bakılmalı bu yüzdelere. Bir sonraki lütfen. Şimdi 100 megawattlık kükürt dioksit eğer siz filtre takmazsanız 45 bin ton yıl Yılda 45 bin ton. Muğla yatağın 630 megawatt'tır. Bu rakamı 630 ile çarptığınızda karşınıza 270 bin ton yıl SO2 gazı çıkar etrafa yaydığı. Azot oksitler 26 bini 6.3 ile çarpın. Karbon monoksiti, katı partikülleri, katı partiküller toz, gül ves kül vesaire 32 bini 6.3 ile çarpın sadece Muğla yatağın için konuşuyorum. Ve etrafa yayılanlar bu kadar fazlayken filtre takınca deniliyor ki biz her şeyi halledeceğiz. Şunu halledecekler, külü ve partikülü bir miktar tutabilirler. O da biraz önce anlattığım bu elektrostatik filtreler en kolay tıkananlardır. Çünkü bir şeyi filtre ederken emiyorsunuz. Tıpkı evdeki ee, süpürgeler gibi hanımefendiler düşünürlerse en bir müddet sonra çekmemeye başlar. Neden? Bütün o hücreleri tıkanmıştır. Sürekli arıza yapar. Bunu sürekli temizlemek ve sistemi durdurmak mecburiyetindesiniz. Peki bunu yaparlar mı? Hayır yapmazlar. Biz de biliyoruz yapmayacaklarını. Çünkü belli yerlerde filtre var. Ona rağmen bu problem devam ediyor. Bir sonraki bu da Türkiye Çevre Vakfı'nın e, raporlarıydı. Yani biz bir desülfürizasyon ümitesi takabiliriz. Sülfürü %90-95 oranında alabiliriz. Takmasaydık ne olurdu? Bu sülfür atmosfere girdiği zaman suyla karşılaşır. Atmosferdeki H2O ile sülfürik asit olarak tepemize asit yağmurları olarak yağıyor zaten. Peki bunu kaldırınca yağmayacak mı? Yağacak çünkü bu filtre azot oksiti tutmuyor. Azot oksiti eğer siz atmosfere salarsanız su partikülleriyle birleşip nitrik asite dönüyor. Nitrik asit olarak tepemize yağıyor. Ve biraz evvelki ton miktarını anlattım. Sadece Muğla yatağın için anlattım. 630 için. Bu 630'u mevcut 19 bin küsür megawattla çarparsanız ne kadar fazla miktarda atmosfere istemediğimiz malzemenin salındığını beraber görürüz. Bir sonraki lütfen. Dolayısıyla azot oksit, karbon monoksit ve ozon tutulamıyor. Yani filtreyi takmak kısmi olarak çözebilir ama e, esası çözmüyor. Esas söylemediğimiz bir şey geliyor şimdi. Bir sonraki lütfen. Küllerde radyoaktif birikim meydana gelir. Çünkü neden? Türkiye'deki lignitlerin nerede hepsin, neredeyse hepsinde. Uranyum ve toryum var. Bir şey daha var. Bunları isterseniz toprakla kapatın. Radon bir gazdır. Radon 222. Radon 222 gaz olduğu için topraktaki boşlukların arasından da atmosfere karışır. Radon önce polonyuma dönüşür. Polonyum 210'a. Sonra kurşuna dönüşür. Efendim zararlı mıdır? E biz niye kurşunsuz benzin koymaya çalışıyoruz arabalara? Atmosferdeki kurşun azalsın diye. Bu bölgelerdeki atmosferdeki kurşunun artması eğer o yapma gerekçemiz kurşunsuz benzin kullanma gerekçemiz halkı korumaksa o zaman bu bölgedeki halkı korumak için de kurşunsuz bir sistem kurmak lazım. E bu mümkün oluyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü neden? Etrafa bu kurşun radonun dönüşümüyle her şartta yayılıyor. Uranyum ve toryum, şöyle düşünebilir değerli e, izleyiciler. Ya bunlar kömürken de oradaydı, niye zararlı değil de şimdi zararlı. Şimdi şöyle düşünün, kömürken değişik ve geniş bir arazideler ve e, konsantre bir vaziyette değiller. Siz bunu bir e, santralda yaktınız, termik santralda. Şimdi rakam veriyorum, dikkat edin lütfen. Muğla yatağının yıllık kullandığı 6,5 milyon ton linyit. 6,5 milyon ton. Günlük 18 bin ton. Bunlardan çıkan kül dar bir alanda kümülatif olarak biriktiriliyor. Dolayısıyla çok geniş bir arazide çok da önemsemeyeceğimiz radyasyon dar bir alanda kümülatif olarak büyük oranda artmış oluyor. Bu termik santralda çalışan sahibi dahil. Bütün arkadaşlara şu ricada bulunuyorum. Ellerine bir sintilometre alsınlar bu küllerin tepesine gidip bağırıp bağırmadığına baksınlar. Onlar da görecekler ki kendileri de risk altındadır. Bütün çalışanlar da risk altındadır. Şimdi ben böyle anlatınca tabii değerli izleyiciler diyecek ki hoca ne zaman çıksa bir şeye kötü diyor. Şimdi gerçekçi olmam lazım. Bunu yok varsayabilir miyim? Sayamam. O atmosfere giden azot Yok varsayabilir miyim? Nitrik asit olarak yağıyor. Sayamam. Bütün bunlar toprağa düştüğü zaman toprakta bunlar arttığı zaman ne olur? Toprağın pH'sı 5'in altına düşmeye başlar. Toprağın pH'sı asididesi artmaya başladığı andan itibaren toprağın içerisindeki kalsiyumu, magnezyumu, potasyumu, hatta sodyumu sistemden uzaklaştırır geride suni olarak alüminyum zenginleşmesi başlar. Bu da köklerin tamamını kurutur. Dolayısıyla orada biz tarımımıza da zarar veriyor olacağız. Yani bu küllerin ama vitamindir sağa sola serpelim gibi yanlış bir uygulamaya girmesinler diye anlatıyorum. Çünkü biz topraktaki asiditeyi beşin altına düşürmemeliyiz. Düşürme başladığından itibaren etraftaki ağaçların yapraklarının solduğunu o yeşilliklerin gittiğini, köklerin çürümeye başladığını mutlaka o bölgedeki arkadaşlar da görüyorlardır. Bir sonraki lütfen. Şimdi bu bazı yatırımlar, çevre yatırımları eksik olanların bir sonraki lütfen listesi bu. Bir sonraki lütfen. Şu anda kükürt giderimi olan santrallar bunlar. Bir sonraki lütfen. Sürece geliyorum. Bir hükümet eğer bu şeyi takma niyetli olmuş olsa idi eğer. 2013'te bunlar özelleşti değil mi? Kaç kez ertelendi, kaç kez süre verildi, geçti 6 sene. Şimdi 7. seneye giriyoruz. Ortalıkta hala filtre yok. Dolayısıyla bir iyi niyetle bakmak istediğimde argümanları şöyle. Efendim diyorlar ya burada çok adam çalışıyor efendim diyorlar durdurursak Türkiye'nin enerjisi sıkıntıya girer. Hep efendimli bir argüman var. Ve nitekim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da Kahramanmaraş'taki toplantıda işte biz dedi bunu durdurursak siz işinizden olursunuz. Yani aba altından sopa gösteriliyor. İşinizden olacağınıza bari zehirlenin demek istiyor. Bir sonraki lütfen. Şimdi kış girerken bunların hepsini durduralım gibi bir derdimiz yok. Diyelim ki bir şunu sorsa, iktidara gelsen sen ne yapacaksın? Bunun bir çözümü olmalı. Bir yanda milli servet var, bir yanda kurulmuş fabrikalar var. Çıkartılması Şimdi, gereken bir maden var. Maden var. Ben ne yapacağım? Çok basit. Çözüm çok basit. Şimdi halk sağlığı kadar önemli bir şey yok. Burada anlaşırsak çözümde anlaşacağız. Önce bunların tabii SO2 gazı ve filtreleri ne kadar çalışır şüpheli SO2 gazını tutar ama öbür filtrelerdeki durumu anlattım. Hepsine bir filtre taktıralım. En aza indirelim. Çünkü geçiş sürecindeyim. Hepsini aynı anda durdurma mecburiyetim yok. Çünkü Türkiye'deki tüketimin %40'ını karşılıyor şu anda. Gerçekçi olmam lazım. Ama bu süreç zarfında bir şey yapacağım. Bir sonrakine girer miyiz lütfen? Dünyadaki gelişime bakıyorum. Avrupa Birliği'nin 10 ülkesi kömür santrallarını kaldırıyor. Çin ve Hindistan 97 gigawattlık termik santralını kaldırmak kararı aldı. Dolayısıyla dünyada çevre baskısı arttıkça, insanların hastalığı ve diğer anlattığım unsurlar arttıkça bunları ortadan yok etme isteği başladı. Biz bu akımı gördük. Bu Türkiye'de de öyle ya da böyle bugün olmazsa yarın bu termik santrallar kapanmak mecburiyetindedir. Ama bu geçiş sürecinde ne yapmalıyım? Bir tedbir olmalı değil mi? Bir, bir şeyi tenkit etmek çok kolay. Yerine bir şey koyamıyorsanız o zaman susacaksınız. Bir sonrakine girebilir miyiz lütfen? Türkiye'nin kurtuluşu bundadır. Concentrated solar power'dadır. Concentrated solar power çok yüksek teknoloji istemeyen Güneş enerjisinin konsantrasyonuyla şurada bir türbün var. Bir gün inşallah geniş olarak anlatırım. Bütün aynalar bu türbünü ısıtıyor. O türbün elektrik üretiyor. Biz aynayı da çok rahatlıkla yapacak teknolojiye sahibiz. Bu kuleyi de yapacak teknolojiye sahibiz. Ülkemiz güneş görüyor. Ülkemiz çok fazla güneş görüyor. Hem de ne kadar biliyor musunuz? 380 bin gigavatlık. 380 bin gigawatt demek şu andaki bizim kullandığımız 87 bin ile 90 bin gigawatt, 97 bin megawatt değerinde bir enerji kullanıyoruz. Yani mevcudun son derece azını kullanıyoruz biz. Bütün Türkiye'nin gelmişine, geçmişine, gelecek 40 yılını yetecek bir potansiyelimiz var. Peki buna niye bu kadar inançla sarılıyorum? Almanya bizden kuzeydedir değil mi? Rakamlara çok dikkat edin lütfen. 2010 yılında 7500, 11'de 7500, 12'de 2012'de 7500 olmak üzere 3 yıl toplamda 22500 megavatı yaptı. Şu anda 44000 megavata yakın. Çarpıcı bir rakamdan bahsediyorum. 44000 megavat kaç yılda? 9 yılda. 9 yılda 44000 megavat bizim bütün o 42 santralımız 37 bin megawatt. Yani hükümet karar vermiş olsa ve doğruyu görmüş olsaydı çoktan karar verir, güneş enerjisi sistemine geçer, bütün bunlara ve bu konuşmalara ihtiyaç olmazdı. Dolayısıyla gelecek güneşte biz bunu görmeliyiz. Ha bunlara niye gidilmiyor, şudur budur, bu, bu tartışmaları başka programda yapmak lazım. Çünkü çok uzar. Teknik olarak cümleler kullanmak lazım gelir. Ama inşallah bir fırsat olur. Onu da anlatırım. Ama güneş çözümdür. Oraya kadar gidende de filtre mi takalım? Takalım. Her birini aynı anda durdurmayalım. Birer birer durdurarak biz bunu zararı en aza indirelim. Şimdi değerli halkım şu soruyu soracak. Diyecek ki iyi hoş da kömürü ne yapacağım ben? Biliyor musunuz Türkiye'deki düşük kalori kömürlerin tamamını biz e, sıvı gübre yapımında kullanabiliriz. Bu teknolojiyi bir profesör arkadaşımız yaptı. Piyasada uygulamasını yaptı. Şu anda piyasada birçok yerde bu satılıyor. Bunu sadece çok büyük ölçeklerde yapmak için hükümet iradesi lazım. İnşallah bu iradede gösterilirse... Biz her sene dışarıya 4,5-5 milyar dolar, değerli halkımız bunu bilmez, gübreye bu kadar para veriyoruz. Bu içeride kalacak demektir ithal ettiğiniz bu malzeme. Her sene 5 milyar doları ben bu kömürlerden kazanacağım, gübreye çevireceğim. Dolayısıyla çevre kirliliği de olmamış olacak. Atık malzeme de olmuş olmayacak. Özetle anlatacağım Şimdi söylenen sadece halkı susturmak için, işte biz kö, tamam filtre ise filtrenizi takalım demek için yapılmış bir operasyondur. Bütün problemi ortadan kaldırır mı? Hayır. Çünkü neden? Bütün gazları yok etmiyor. Külü vesaireyi atığı yok etmiyor. Radyasyonu yok etmiyor. Bütün bunları halledebilmek için bizim başımızı önümüze eğip gerçek doğruyu bulmak lazım. O da güneş sistemidir anlatacağım bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz Çok sağ olun. Allah!